Merhaba arkadaşlar. Bugün size 2020 yılında Netflix'te izlediğim 7 tane filmden bahsedeceğim. Birinci filmimiz Benjamin Button'un tuhaf hikayesi. Katrina kasırgasının New Orleans vurduğu gün ölüm döşeğindeki Daisy Williams hastane odasındaki yatağındadır. Yanında kızı Carol vardır. Daisy kızından ömürlük dostu Benjamin Button'un günlüğünü yüksek sesle okumasını ister. Benjamin'in sıra dışı bir yaşam öyküsü vardır. Birinci Dünya Savaşı sırasında saatçilik yapan bir adamın oğlunu savaşta kaybeder. Kör olan saatçi tren istasyonu için imal ettiği bir saati geriye doğru işlemesini sağlar. Hayalindeki şey bu yola gidenlerin bir ihtimal geri dönmelerini sağlamaktır. Ancak saat mucize yaratır. Savaşın sona erdiği gün dünyaya gelen Benjamin Button hayatını tersten yaşamaya başlar. O 80'lerinden biri olarak doğar ve yıllar geçtikçe bebekliğine kadar uzanır ömrü. O noktada son bulacaktır. Aşk Zamanı her şey bir süre karmaşıklar ama çok sayıda ödül alan filmin ayrıca 5 altın küre adaylığı da mevcuttur. İkinci filmimiz 6 Underground. 6 Underground kenti suçlulardan kurtarmak için kendilerini ölü olarak gösterip suçluların peşine düşen 6 kişilik milyarder grubun hikayesini konu ediyor. 2007'de başlayan uzun soluklu Transformers serisinin ünlü yönetmeni Michael Bay'ın kamera arkasına geçeceği aksiyon filminin başrolünü Ryan Reynolds üstleniyor. Üçüncü filmimiz Deliler. Fatih Sultan Mehmet'in gönderdiği Osmanlı elçisi Romanya Prensi Vlad tarafından infaz edilmiştir. Yaşanan olay karşısında Fatih Sultan Mehmet Vlad'ı öldürmesi için Baba Sultan'a ferman verir. Baba Sultan görev için Gökkurt, Çebe, Suskun, Atsız, Mübariz, Kongar ve Aşkar'dan oluşan Deliler Birliği'ni kumanla birlikte Edirne'den Torgaviç'e gönderir. Deliler Alaca Köyü yakınlarından geçerken Vlad'ın çetesinin köye saldırdığını öğrenir. Delilerin amacı önce köyü kurtarıp ardından Vlad'ı infaz etmektir. Dördüncü filmimizin adı Tribal Frontier. Beş eski özel kuvvetler operasyon askeri Güney Amerika'nın seyrek nüfuslu sınır bölgesinde bir soygun planlamak için bir araya gelir. Beş kişilik bu ekibin hedefi şiddetiyle tanınan zengin bir kartelin servetidir. Bu isimsiz kahramanlar prestiji kariyerlerinde ilk defa bu tehlikeli misyonu ülkeleri için değil, kendileri için üstleniyorlardır. Ancak olaylar beklenmedik bir dönüşle birlikte kontrolden çıkmaya başlar. İncelikli planları devasa bir kaosun içinde kaybolup gitmeye başladığı zaman bu beş üstün nitelikli adamın yetenekleri, sadakatleri ve ahlakları hayatta kalmak için verdikleri zorlu mücadele sırasında kırılma noktasına itilecektir. Beşinci filmimizin adı Polar. Duncan Vlas namı değer Black Kays dünyanın en iyi suikastçılarından biridir. Artık emekli olma zamanının geldiğini düşünen Duncan kendisine huzur içerisinde yeni bir dünya kurmaya karar verir. Ancak eski işvereni Duncan ile ilgili bambaşka düşüncelere sahiptir ve ona büyük bir sorumluluk verir. Duncan kendisini bir anda daha genç, hızlı ve acımasız kalitelerden oluşan bir topluluğun başında bulur o artık oyuna geri dönmek ve hayatı için yeniden savaşmak zorundadır. 6. filmimizin adı The Platform. The Platform daha ilk günlerden mükemmel bir izleyici kitlesine ulaştı. Filmin senaristliğini ise David DeSelo ve Pedro Rivero ikilisi yapmıştır. The Platform filminin konusunda her katında sadece iki kişinin yaşadığı ve çok katlı bir hapishanede yaşanan haksızlıkları ve sınıfsal ayrımları anlatmaktadır. Hapishanede dağıtılan yemekler ilk önce en üst tarafta olanlara veriliyor. Arta kalan yemekler ise bir alt kattakine gidiyor. Sistem bu şekilde ilerliyor. Ancak en alttakiler açlıkla mücadele etmekten başka bir şey yapamıyorlar. The Platform filmi ana merkezinde kapitalist düzeni, zengin ve fakir arasındaki farkı, birilerinin üzerinden geçinenleri, haksızlıkları ve adaletsizliği anlatmaya çalışıyor. Filmin kurgusu bu sosyal mesajlar üzerine dizayn edilmiş olup bir takım aksaklıklar yaşansa da anlatılmak istenen çok net şekilde izleyiciye aktarılıyor. El Hoyo yani delik ismi verilen hapishaneye gelen ana kahramanımız Goreng buraya herhangi bir suç işleyerek gelmediğini ve kendisine bir anda içeride bulduğunu anlatıyor. Daha çok bir sosyal deney tadında kurgulanmış binada haksızlıklara karşı gelmek isteyen Goreng düzeni değiştirmek için harekete geçiyor. Filmin içerisinde birçok gizemin yer aldığını söylemek yanlış olmaz. Nitekim 333 katlı El Hoya'da 666 adet mahkum bulunuyor. Ev bu sayılar Hristiyanlık dinince şeytana ait kabul edilir. Şeytanın evi olarak değerlendirebileceğimiz El Hoya'da adaleti sağlamaya çalışan Gorengi ise Mesih'e benzetebiliriz. Birçok sosyal mesajın ve benzetmelerin yer aldığı The Platform filmi hem senaryosu hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla son yılların en iyi yapımlarından biri olmaya başardı. 7. filmimizin adı 7. Koştaki Mucize. 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip olan bir babanın adalet arayışını konu ediyor. 1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkı yönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo her ne kadar suçsuz olduğunu anlasa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınlarını adaletin sağlaması için uğraşırken Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir. Memo bir mucize gerçekleşip idam cezasından kurtulabilecek midir? Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İnemli, Nisa Sofya Aksongur, Celle Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur gibi isimler yer alıyor. Evet arkadaşlar, bizim film önerilerimiz bu kadardır. Devamının gelmesini istiyorsanız bize abone olup destek olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı unutmayın.